burada oturup seninle fikir tartışacak değilim. Kura çekip öyle seçelim. Yani Tuğçe Hanım, kura çekmeye ne gerek var? Ben şimdi size en iyi konuyu bulacağım. Hemen buluyorum. Hadi bul. Mesela evlilik aşkı öldürmez ama çocukları yaralar. Ne bu şimdi? Çok saçma bir konu. Severek kendimizi aşmak mümkün mü? Demode. Aşkta akıl aranır mı? Ha bu iyi. Çocuk muyuz biz? Çocuk muyuz? Aşk her şeyi affeder mi? İlişkilerde affetmek ne kadar işe yarar? Arkanı dönüp gitmek olur bence en işe yarayan ilişkilerde. Tamam. Tamam. Tamam Tuğçe Hanım. Kura çekelim. Hazır mısın? Çekiyorum. Hadi hadi iyice iyice. Heh. Blind date. Bu blind date. Bu Bora Bey'in gizli gizli çıktığı randevu şeysi değil mi bu? Ta kendisi. Yine adrenalin, yine heyecan, yine maceralar. Yuttu vallahi. Fırsatın varken kaçacaktın kızım. Hayatta olmaz. Neden Bora? Bu konu çok ses getirir. Ayrıca sen bütün yazılarını bu konu üzerine yazıyorsun zaten. Tanımadığın kadınlarla randevulaşıyorsun. Biz de cinsiyet algılarını tersine çeviriyoruz ve bir erkekle randevuya çıkıyoruz. Çok mu istiyorsun sen? Çok mu istiyorsunuz bir erkekle randevuya çıkmayı? Çok. Ada iyi ki bizimle kaldın, aramızda kaldın. Yani seviyoruz bu ateş tellerini böyle. Sen karışma Ali. Rica ediyorum karışma. Ada'yı göndermen lazım. Arkadaşlar, hiç uzatmaya gerek yok. Bu konuyu kapatalım çünkü ben o randevulara kendi rızamla çıktım. Şimdi şirketimden bir kadını, şirketinden herhangi bir kadını sırf bir ödül için ne diyor belirsiz bir adamla aynı masaya oturtmam. Oturtamam. Ya, sadece o... iki gününüz var. Size daha önce de söyledim. Daha mantıklı fikirlerle gelmenizi bekliyorum sizden. Blind date yazılarını da bana bırakın. Toplantı bitmiştir. Kolay gelsin. Yani ne blind date'miş ya? Aynı şey mi düşünüyoruz? Kesinlikle blind date hakkında yazıyoruz. Ah Ada, bu kadar kolay tahmin edilebilir olman bütün heyecanımı yok ediyor. Gazı kaçmış içecek gibi. Rekabetin hiçbir anlamı kalmıyor. Ben göstereceğim size yazı nasıl yazılır. Bu şirketin adayı ben olacağım. Görecek. Herkes görecek. Alo. Ada Tözün'le mi görüşüyorum? Evet, evet benim Ada Tözün. Tekrar hatırlatmak istedim. Boşanma davanız 3 gün sonra Perşembe günü. Biliyorum, biliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Ne işin var burada senin? Kusura bakmayın Rüzgar Bey. Buraya gelirken randevu almam gerektiğini bilmiyordum. Sen ne demek istediğimi çok iyi anladın. Neden hala buradasın? Onca olanlardan sonra neden buradasın? Seni zerre kadar ilgilendirmez. Ada, ne yapmaya çalıştığını gerçekten anlamıyorum ama... akşam burayı reddederek akıllıca bir şey yaptın dedim ama şimdi burada olman yani... Bana diyene bak. Senin o koltuğa nasıl oturduğunu hepimiz biliyoruz Rüzgar. Hepimiz. İşten ayrılmıyorum Rüzgar. Yazımı yazıyorum. O ödülü de alıyorum. Sen ne hakla benim hayatıma karışıyorsun? Ben senin kocanım. Sen benim hiçbir şeyim değilsin Rüzgar. Biz sadece kağıt üstünde isimleri yan yana olan 2 yabancıyız. O da 3 gün sonra bitecek. O ne demek? 3 gün sonra bitecek ne demek? Boşanıyoruz demek. Bir daha tekrarlayayım mı? Boşanıyoruz. İstediğin kadar tekrarla, senden boşanmayacağım.
Bana bak. Daha az önce avukat aradı. 3 gün sonra mahkememiz var. O mahkemeye gidiyoruz ve bu saçmalığa son veriyoruz, tamam mı? Tamam, tamam hayat. Mahkemeye geçerken seni ben mi alayım yoksa teyzem ve eniştenle mi gelmek istersin? Rüzgar, beni bir daha sakın tehdit etme, sakın. Sen zararlı çıkarsın. 3 gün. 3 gün sonra her şey bitecek. 3 gün sonra senden kurtuluyorum Rüzgar. Özlemişim. Evet, şimdi bir kullanıcı adı bulmak lazım. Ne olsa ne olsa dalgaların sesi. Suyun sesi. Sesin gücü. Üf, ne bunlar ya? Dalgaların gücü. Film geldi aklıma da film izledim ben. Filmden. Dalgaların gücü. Bakalım kimler varmış burada? Ay, nasıl seçeceğim ki ben? Mesaj. Sedat 009. Selam, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyidir. Görelim bakalım neler olacak. Umarım buralardasındır avcı. Selam. Uzun zamandır blind date yazısı yazmamıştım. Şaka mı bu? Selam mısın? Hadi Bora, hadi. İyiyim, sen nasılsın? Yes! Kız Tuğçe. Aferin sana, kimse durduramaz seni artık. Hadi Sedat, hadi. Sen bana bu ödülü aldıracaksın canım benim, hadi. Yazıyor. Sedat yazıyor. Hadi yaz Sedat. Görüşsek mi? Yarın. Yuh, yarın ne ya? Bugün deseydin bir de. Yarın olmaz. Ertesi gün. Anlaştık.